Auman kalede miydi bilmiyorum ki o Rosenborg maçlarında. Şapkası vardı ama. Auman güneşi kesmek için şapkayı takıyordu da güneşi de göremiyordu. Topu da Rosenborg maçı rahmetli Vedat abinin dediği gibi. Karevin golü attığında ne yaptın abi? 3-0'dan 3-3. Karevin golü attığı o Rosenborg maçında ne yaptın? Boş ver anlat. Üzüldün mü bugün hakikaten? Ya üzüntü ne kelime ya. Eve geldiğimde babama doktor şey yapıyordu. Tansiyon böyle ölçüyordu falan. Şifoya gidiyor ya taraftar. Ben çocuğuma ne anlatacağım diyor sabah. Abi sonra Fenerbahçe başında da yaptılar yıllar sonra yani şimdi. Lan sormadı neyse bana ertesi gün baba kaç kaç bitti. Ya beraber işte falan yani. Kaç kaçtan kaç kaç olduğu önemli değil. Ya o yıllarda o değil. Beşiktaş'ta insan sinirini bozan şuydu. Ya Süleyman Seba başkansa adama yaşlandı diyorsan, fikirler eskidi diyorsan o zaman abi para koy, yok onda yok. Süleyman Seba'nın biriktirdiği paralar vardı. Yani bıraktığı zaman kulübü 99-2000 sezonu en son. Abi yani kasada 10 milyon dolar artı da bıraktı. Artı. Dolar yani. Şimdi kurla çarp. Yani Fikret Orman öyle hesaplıyor ya. 70 milyon lira bıraktı. Ne oldu abi o paralar? Yanlış transferler. Ki Seba'nın son yıllarında da diğer yöneticiler ön plana çıkmaya başladı. İyi işler de yaptılar. Mesela Serdar Bilgin'in 95'inde Davum'u getirmesi 90-95'e başarıdır. Çünkü çok kariyerli hoca. Stuttgart falan. Ona büyük takımlar Almanya'da. O zaman tabii canım. Almanya'da o zaman herkes şampiyon olabiliyordu. Şimdiki gibi değildi. Kazasoten de oluyordu. Yeni çıkmış takım şampiyonu. Werder Bremen kafaya oynuyor. Werder Bremen kafadan oluyordu zaten. Bayern her sene olamıyordu en azından. Bu yüzden Juventus'u kovup duruyorlardı falan o yıllar. Düşün öyle yıllar. ben şeye sinirleniyordum mesela. Şimdi tek tek gidelim. Rasim Kara dönemi. Rahim. Abi rakibinde Popescu gelecek yani. Libero'ya, stopere. Popescu Bülent sen. Alpay da gidiyor. Ali Eren geliyor. Bir şey sürekli Gençler Birliği'nin stoperleri liberoları alıyorsun. Bir dönem öyle oldu. Aynen. Ama yani olmuyor abi işte. İlhan Cavcav'ın Türkiye'deki en iyi başkan olduğu yıllar odur. O da Süleyman Seba'dan İlhan Cavcav'a geçer. Sonra Faruk Süren'e tabii. UEFA şampiyonu. Orada Sefa Sirmen de var Kocaeli'de. Tabii Sefa Sirmen de çok başarılı baş. Kocaeli Spor zaten bir yıl Beşiktaş Kocaeli Spor şampiyonluğuna kapıştı. 91-92 değil mi? İlk yarı lider kapattığı sezon Ergun, Kocaeli. Saffet. O 92-93 o zaman. Galatasaray'da. 92-93 o zaman. Tamam. Evet. Tamam Beşiktaş da vardı Saffet, şu an. Saffet, Faruk, Bülent. Evet. Aynen. Şeyleri Güvenç Kurtar'ın olduğu Saftik. Sezon. Saftik. Saftik ama Güvenç Kurtar'la da var yarı final. Onunla da bir yarı final şey var, diyorum. Aynen. İlk yarıyı lider kapattıkları tabii. O 92'de 93-94 falan çok iyiydi Kocaelispor. Ya mesela Kocaelispor'un bazı oyuncuları Beşiktaş'tan daha iyiydi ve oyuncular Beşiktaş'tan gitmişti. Çok saçma şeyler var. Aynen. Mesela bir Türkiye Kupası finali var. Kocaelispor Beşiktaş farklı oynuyor. 4, Turan 4-0'lık. Turan oynuyor. Yani Beşiktaş'ta miadını doldurdu diyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Şeyi yapamadılar. 3-5-2 döneminde bu sağ kanat, sol kanat. Şimdi 100. yıl şampiyonluğuna böyle ayrı bir program yaparız. Bu 90'ları böyle bitirelim. Olur. Yani işte mesela Serdar Topraktepe gerçekten iyi oyuncuydu. Ama bir forvetti. Santrafor bilemedin, 10 numara bilemedin sol açık oynadı. Sonra sol bek oynadı. Abi 3-5-2'de solda onu oynatıyorsun. Aynen. Sağda böyle Erkan oynatıyorsun. Bir kere alakasız oyuncular. Ben yıllarca böyle kapalıda maç izlerdim. Niye? Recep'i göreceğim, Metin'i göreceğim. Anladın mı? Öbür kanatta Şifo'yu göreceğim, Kadir'i göreceğim. Şeker Begoviç, Mirkele de iyiydi ya. Onu göreceğim abi. Mirkele de iyi sol ayağı. Serdar Topraktepe tek başına orada yazık. Hücumu çok iyi yapıyor. Savunma bilmiyor çünkü forvet. Sağda Erkan sadece savunma yapabiliyor, hücum yapamıyor. Böyle bir asimetrik takım böyle, tamam mı? Çapraz duruyor takım. Ben gittim şeye artık. Yeni açık, eski açıkta izlemeye başladım. Takımı daha tepeden, ortadan göreyim diye. Sonra gitti Davum Efendim, Kuntz'u koskoca Bundesliga gol kralını solda oynatmaya başladı. Göremedik. Çok iyi oynuyordu orada da. Ya böyle bir türlü tam biri takımın iyi oluyor, öbür taraf şey oluyor. İşte kaleci bulamıyor, santrafor bulamıyor. Şimdi düşünelim kimler vardı? Mesela 90, mesela Toşak da ilk geldi iyi falan dedik. Zübeyir Bayalar falan geldi. Abi o 2000'ler, o Daum zamanı. Bayadan bahsetmeyelim, baya sıkılıyorum, daralıyorum. Baya sıkılıyorum. 90'lar mesela Ohen çok iyi futbolcuydu. Aynen, ama Beşiktaş'a gelmeden 5 yıl önce. Yani cezanın içine geldi mi atıyor ama adam cezanın içi dışında başka bir yere gitmiyordu. Del Solar vallahi iyi pasördü ama. Del Solar iyi futbolcuydu. Ama abi hep sol ayağını kullanıyor. Hep sağ hiç kullanmıyor ve hep şey. Alırdım. Böyle bir metre öteye çapraza. Şöyle bir cezanın içine gireyim. Felipe'nin kötüsüydü Del Solar. Çok iyi oyuncuydu. Annemin en beğendiği oyuncular. O Del Solar falan. Nartal da vardı mesela. Çünkü böyle pas verirken çok artistik duruyor ya Del Solar. Yani ben de beğeniyordum. Mesela Nartal, Gordon Mill'in gönderilme sebeplerinden. Aynen.
Öbürü daha kötüydü beraber aldıkları. Francesco. Hmm, o zaten. O bir tek TSE'de kupasında oynadı. Dünyanın en kötü penaltısını kullandı. Fazlı'dan önceki. Beşiktaş'ın kullandığı en kötü penaltı odur. Bu Francesco'nunki dünyanın en kötü. Francesco Manassero. Ulan meğer herif 36 yaşındaymış, 26 yaşında diye almışlar. Yanlışlıkla aldıkları oyuncu değil mi? Ama işte orada kulüp organizasyonu, kendini yenileme konusunda sıkıntı var. Ne kadar amatörlük. Aslında çok uzak bir zamandan da bahsetmiyoruz. 92-93. Yani bunların olmaması gereken. Ama Galatasaray'da o yıllarda biliyorsun yanlış Yorfa'yı alıyor. Evet, Mustafa Denizli Yorfa'nın abisini söylüyor. Bunlar uyduruk olan kardeşi alıyor. Koşucu sprinteri Yorfa'yı. Fenerbahçe'de Demir Hotiç. O da mesela. Bak Demir Hotiç'in de olayı. Demir Hotiç Fener'e gelmeden 4 sene önce süper topçu. Ama 4 sene önce. Ama mesela Frey hiçbir zaman yani 5 sene sonra da zannetmiyorum mesela. Öncesinde de yok, sonrasında da olmayacak. Yani. Ama hakikaten o hem işte Sellami ne abi mesela. Şimdi onu konuşmak ya, istiyorum. Öyle Sellami ya. Bak. Niye 90, 91, 92, 95? 95'ten sonra niye Beşiktaş 2003'e kadar bekledi? Birçok faktör sayabiliriz ama. Yani o Fas milli takımından 98 Dünya Kupası'nda. Hacı vardı bir de. Abi bak 22 oyuncudan 21'ini al. Naybet var stoper. Onu al. Naybet. Deportivo'da falan. Tabii canım. Nefis oyuncuydu. Tottenham'a da gitti. Aynen. Sellami ne abi? Ben baktım 5 dakika mı 6 dakika mı ne oynamış Dünya Kupası'nda? İskoçya'yı yeniyorlar 3-0. O maçta mı ne sonradan giriyor? Ya bilmiyorum işte hangi maçta. Norveç, Brezilya, İskoçya. O gruptaydı Fas. Abi El Hacı Diouf var. Rossi var. Naybet var. Var oğlu var. Sellami ne? Keskese Sellami. Yani nereden? Niye? Kim görmüş? Toşak neyini beğenmiş? Toşan adam çok renkliydi. Benim ilk mesleğe başladığım zaman ilk konuşma fırsatı buldum Beşiktaş teknik direktörü. Bir de efsane de futbolculuk yaşamı hocalığından daha büyük. Olağanüstü futbolcu ama sakatlanıyor. Genç yaşta hoca oluyor. Svensiyet teknik futbolcu oluyor. Dördüncü kümeden 4-3-2-1 o zamanki Premier Lig'e çıkarıyor. Club hiç etmiş. Durmadan, sekmeden. Real Madrid'de de ilk defa 100 golden fazla atılan sezonun teknik direktörü. Aynen. Deportivo'da da fena değil ama Beşiktaş'ta iyi değil abi. Şimdi bunlar nasıl oyuncular abi? Yani o hem tamam yaşlandı sen onu daha genç hatırlıyorsun eyvallah. Ama abi yani Sellami nedir yani Sellami? Zaten Rahim var, Erkan var. Yani daha iyi değil ki onlardan. Oynuyor Rahim de oynuyordu Sellami'den daha iyi oynuyordu şimdi Rahim. Mukayese edilmez. Sellami ne ön libero, ne libero, ne stoper, mevkisiz. Ne hızlı, ne teknik. Biraz hiç. Boyu vardı o kadar. Lan benim boyum daha uzun. Ben o yıllarda hiç fena değil. Vallahi Sellami'den iyiydim ben. Sellami neden yani? Mesela Sellami Fas milli takımında nasıl oynadı? Sonra Sellami Türkiye'de başka bir takıma gitti. Kim niye aldı? Hangi özelliğine aynen göre? Falan. Ben hiç anlamadım onu. Yani şey de var. O yıllarda bir altyapıdan iyi bir oyuncu kuşağı geldi biliyorsun. Nihat Kahveci. Hikmet. Ya o Aydın. Hikmet, aynen. Yasin bir kere var. Yasin ya tamam aralarında bir tek Nihat şöyle süper yıldız oldu. Ama yine de abi o şeyleri alacağına Sellami, Sullami, Salami'yi alacağına. Tabii canım Yasin'le oyna yani. Abi orta sahada Yasin'i sen 16-17 yaşında oynat fark etmez. Oynat yani. Ya Yasin Sellami'den iyidir abi. Defansif orta sahaya çevir. Ofansif açıdan yetersiz buluyorsan. Ki defansif sonra öyle çevir. Oldu zaten. Oraya döndü. Bir tane Yusuf vardı o da oyun kurucu. Yusuf çok tabii, yetenekliydi. O da yeni Şivomet diye on çıktı. Numara. Ama Şivomet olduğu için o tabii. Eski Yusuf oldu sonra. ama ben o çocukların daha çok şans bulması gerektiğini düşünüyordum işte. Ben Yusuf'a karşı oynamıştım bir turnuvada. İnanılmaz. Yani yabancıyı da daha iyi alabilirdi Beşiktaş. Böylece bu bölümü rahmetli Süleyman Sebe'yi de anarak kendisiyle ilk tanışma anımızı anlatarak bitireceğim. Tabii. 1986 yılıydı. Süleyman Başkan'ın seçildiği kongrede rahmetli dedem Mehmet Üstünkaya'yı desteklediği ve o kongrenin yapılış biçimi ve tarihine sert şekilde muhalif olduğu için yıllardır tanıdığı, sevdiği, arkadaşı olan Süleyman Başkan'la ters düştüler. Bir süre konuşmadılar. Tabii bizim biliyorsun işte Türk hanımları daha iyi yönetir bu süreçleri. Devreye girip işte babaannemle Süleyman Bey'in büyük aşkı, isim vermem tabii. Onlar konuşmuş. Bir şekilde de babaannem demiş ki ya torunu alsın gelsin işte torunları alsın yani iki torun. Gidelim falan. Ya tamam falan. Kardeşim gelmedi. Bir şey vardı başka o gün. Dedemle gittik. Kulüp binası da bir zamanlar Beyoğlu'nda sıra selvilerde kemancı hala aynı yerde mi? Kemancının olduğu sokakta. 1/3 İşhan'ın ikinci katı. Dedim Beşiktaş kulüp binasına bak abi nerede? Yani takıma bak, oynadığı oyna, kulüp binasına bak. O bile bir şey. O da ipotekliymiş, Süleyman Sabah kaldırmış orayı falan. Sonradan tesisteki yeri falan yapılıyor işte, yaptırıyor. Fulya'daki falan. Neyse. Orada Süleyman Başkan'la ilk tanışmamızda tabii çay, kahve ne istersiniz konuşması var.
Tabii öyle kral adam ki ya. Yani karşındaki 10 yaşında dostu diyor ki genç arkadaşım. Aa, genç kardeşim, genç arkadaşım. Siz ne siz ne istersiniz diyor. Hani ben çay kahve olduğunu anlamıyorum. Fırsat bu fırsat. Bu 86 Dünya Kupası oynanıyor. Fas'ın kaleci var mesela. Ne Sellamis abi. Zaki. Müthiş kaleci 86'da. Bak Mateus falan atamıyorlar bir türlü Fas'a. Almanya Fas maçı uzuyor falan değil mi? Aha, o çok şeyde. İyi kaleci. Efendim ben diyorum işte Fas'ın kalecisi Zaki'yi çok isterim. Bu arada biraz da kekeleyerek. Yani tam ilk scout'u orada başladı. İlk scouting değil yani. İlk ne istersiniz? Kaleci Zaki. Çünkü kaleci Zafer gitmiş. Kaleci Zaki istemiş. Şimdi Zaki mi iyi kaleci? Jurković mi? Zaki tabii yani. Zaki. O dönemde Süleyman Başkan birini gerçekten görevlendirmiş. O genç arkadaşımızın söylediği kaleciyi araştıralım falan. Araştıralım da Dünya Kupası hep taş gibi oynadı. Herkes yani. İstiyor. Meğerse adamı tek akıllı 11 yaşındaki Ali Ece mi ulan millet keriz mi? Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid hepsi istiyor. İspanya bir de yakın ya kültür olarak Fas'a. Fas'ta oyuncu yıldızı parladı mı İspanya ligi. Herkes gidiyor Fas milli takımından. Zaki yok. Fas kralının has adamı. Mesela herkes diyelim ki 10 bin Fas lirası alıyor. Zaki 100 bin. Fas'ta kalacak çünkü o şey kralın takımında Zaki oynuyor. Zaki olmak. Abi Zaki Eczaki ismi bilir. Zaki Eczaki. Bak Zaki Eczaki. Keskösü Sellami al Zaki dedik Süleyman. Abi Allah rahmet eylesin. Çok iyi adamdı. Gerçekten. Allah rahmet eylesin. Büyük insan. Yani 7'den 77'ye herkese ama Feyyaz abiyle o aralarına kara kedi girdi. O kadar üzülmüştük ki ailece biz. Sanki Feyyaz bizim aileden değil Süleyman abi değil yani. Anladın mı? Biz sanki dede torun konuşmuyormuş gibi. Ya nasıl olur? Ne yapabiliriz falan. O hastalandığı zaman da Feyyaz abi hani şey yazmıştı falan. Evet. Onu da hatırladım. Beşiktaş'ın 20. yüzyıldaki benim gördüğüm şampiyonlukları böyle. Bir gün abi 100. yılda konuşuruz. Evet. 21. yüzyılda da geçip 2003'le beraber başlarız. 100. yılda tabii çok dahilim var. Nasıl? Şahit olarak. Lucescu'nun yanında, İbrahim Altısay'ın yanında. Güzel. O meslekte artık böyle kafayı gösterdiğim zamanlar ama inan bu 20. yüzyılda çocukken ya da öğrenciyken bunlar daha keyifli anlar. Çok daha çalışmıyorduk. Geçim derdi yok. Düşünsene yani evde oturuyorsun. Feyyaz'la Süleyman Başkan'ı nasıl barıştırırız? Hani, ulan sen kimsin? Keskösü Ali Ece yani anladın mı? Görüşmek üzere.